Merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Güzel bir çarşamba diliyorum. Umarım salı gününüz güzel geçmiştir. Ayımız Aslan Burcu'ndaydı ve enerjisi yüksek, bol haberli bir gündü. İletişimi de güçlü oldu bir gündü. Şimdi bugüne bakıyoruz. Bugün neler olabilir? Gökyüzü bize nasıl işaretler yollar? Sabah 5 gibi Ay Başak Burcu'na geçecek. Tabii önümüzdeki 2,5 gün Başak Burcu'nda seyredecek. Ay Başak Burcu'nda olduğunda genel olarak hayatımızın merkezinde daha tertip, daha düzen, daha detay ve ayrıntı olur. Tabii ki yine başta sağlık konuları olacaktır. Başak Burcu çünkü sağlıkla ilgili konularda da çok önemlidir. Hijyen, temizlik ve her zaman ellemediğimiz mesela köşelerin, evimiz, ofisimiz veya sosyal çevremiz, işte hayatımızda Başak Burcu hangi alandaysa işte oralarda biraz daha detaylı ilgi alanları oluşturabiliriz. Bunlar temizlik de olabilir tabii ki. Ama umursamadığımız bazı konuları daha böyle merkezimize alıp onu şöyle detaylandırıp görüşmeler yapabiliriz. Çünkü Merkür yönetiyor ve Merkür retro biliyorsunuz. Ve bugün Merkür'e oradan sert bir açı yapıyor. Demek oluyor ki bugün merkezinde hayatımızın, evet bu saymış olduğum konularla birlikte biraz daha sosyal bir alan olacak. İletişim yine gündemde olacak. Hatta şöyle söyleyebilirim, biliyorsunuz ki gündemimizde güçlü bir mevzu var, güçlü bir konu var. İşte bu konularla ilgili de önemli bazı yine duyumlar alabiliriz. Bizim kendi hayatlarımızda, yani kişisel hayatlarımızda çok ciddi açıları yok ayın, ama sabahın saat 9'unda ayın Jüpiter'le karşıtlığı var. Ay Jüpiter karşıtlıkları genellikle biraz abartılara neden olabilir. Ayrıca Ay Başak Burcu'nda olduğunda, yani genel olarak tabii ki hepimiz bundan etkileneceğiz diye bir durum yok, ama biraz daha huzursuz olabiliriz. Daha depresif hissedebiliriz kendimizi. O da neden? Satürn ve Uranüs'ün karesi tabii ki ağır gezegenlerin bu sert açıları uzun sürer ve tabii bütün haftada süreceği için bu beklenmedik sıra dışı durumlar yine gündemimizde olabilir. Sert bazı olaylarla da karşılaşabiliriz. Ayrıca de aslında kendi hayatlarınızda bu Satürn Uranüs kareleri genel olarak hani zorlayıcı bazı koşulları değiştiriyor diye dün bahsetmiştik ya. İlla ki sizin yaşamlarınızda da mutlaka bir değişim kokusu vardır aslında. Mesela şöyle söyleyebilirim. Benim mesela kendi hayat felsefemdir. Bir şey, bir konu, birisi, bir duyduğum söz, bir karşıma çıkan kitap, herhangi bir şey mutlaka bir sebepten ötürü karşıma çıkıyordur. Hatta şu an mesela beni dinleyen sevgili kardeşim sen, şu an illaki bu videoyu, benim ağzımdan çıkan bu cümleleri duymamın bir sebebi vardır. İşte bunlara dikkat edin. Mesela bugünlerde, çünkü tutulmadan yeni çıktık biliyorsunuz. İşte Merkür yan bir tutulmaydı. Hayatımıza böyle işaretler gelebilir. Bu Uranüs ve Satürn'ün karesi hani değişim yaratabilir dedim ya hayatınızda. İşte bunlar bizim dikkatimizden kaçan bazı herhangi bir şekilde hayatımıza gelebilir. Lütfen bunlara özen göstermeye çalışın. Şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar için de aynı şey geçerli. Lütfen birazcık daha dikkatli olun. Bir kelime bile bazen hayatımıza büyük uyanışlar getirebilir ki gündemde önemli konular olacak. Hatta ben parantez açıp şöyle bir şey söylemek istiyorum. Genel olarak yani dünya kapsamında söylemek istiyorum. Mesela önemli insanların ortadan kaybolması gibi bir durum. Buna benzer konular. Ya da çok önemli kişilerin işte kaybolması ve akıbetinden hani kimsenin haberi olmaması gibi durumlar olabilir. Veya ortadan tamamen kaybolan, belki de hayati tehlikeyle karşılaşacak durumlar, kurumsal konular gibi gibi böyle insan olayları, yani insan hayatını ilgilendiren olaylar da gündemimizde olabilir. Bunları haber olarak duyabiliriz. Aynı zamanda tabii mutlaka ki sağlıkla ilgili konular gündemimiz olacak. Çünkü Başak Burcu birinci derecede de sağlığı işaret eder. Sağlığımıza daha dikkat edebiliriz. Daha pimpirikli olabiliriz. Ve çevremizdeki, yani Başak Burcu mesela sizin haritanızda herhangi bir 12 tane ev var astrolojide. Nereye denk geliyorsa o kişinin parmak izi gibi ya doğum haritası. İşte o hayat alanlarında biraz daha dikkatli olacağız. Genel bir detaycılık söz konusu olacaktır. Ayrıntılara dikkat edeceğiz.
Bu her şey olabilir. Ofisiniz olabilir. Aile içerisinde olabilir. İşte ne bileyim arkadaş çevreniz olur, sosyal mecralar olabilir. Oralarda bir böyle ayıklama, ciddi bir derin temizliğe hatta gidebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki hijyen de burada birinci planda olacak. Beslenmeye de lütfen daha ekstra dikkat edelim. Evet, bu aks şu anda tutulmayı tetikleyen bir aks. Yani 19 derecede bir tutulma yaşandı biliyorsunuz İkizler Burcu'nda. Evet, tutulma derecesine ay yarın gelecek. Hani Perşembe günü gelecek ama bugün onun işaretleri gelebilir. Biraz daha sosyal, hani iletişim ağları, iletişimi sağlayan kişiler, kurumlar, basın, medya, zaten gazeteciler, avukatlar dedik işte siyasetle ilgili de önemli konuları zaten şu anda yaşıyoruz. Dünyada da ülkemizde de yaşıyoruz. Ve bu konular bu önümüzdeki 2 gün daha ciddi boyutlarda, daha enteresan şekillerde karşımıza çıkabilir. Onun dışında size güzel bir haber vereceğim. Aslında hani önceden vermek istedim. Çünkü ayın 21'inde Güneş artık Yengeç Burcu'na geçecek. Bu arada sevgili ikizler, bugün doğan tüm ikizlerin doğum günü kutlu olsun. Sevgiler yolluyorum. Güzel bir yıl geçirin inşallah. Ayın 21'inde Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Tabii bir yengeç evresi başlayacağız ve astroloji de çok önemlidir. Güneş'in önce bir burca geçmesi yeni bir ekinoks zamanıdır. Ve 23'ünde ise çarşamba günü tabii su grubundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak Güneş ve Jüpiter. Ve 23'ünde çarşamba günü gökyüzüne gerçekten çok güçlü, içinden çıkamadığımız böyle şansa ihtiyacımız olan konular için mesela kullanabileceğimiz güzel bir gün. Çarşamba günü için bazı randevular ayarlayabilirsiniz. Özel bir işinizi halletmek için kullanabilirsiniz. Fırsatlı, şanslı, gökyüzünün desteğini aldığımız bir gün. Ben şimdiden size onun haberini vermek istiyorum. 23'ünü, çarşamba günü hemen bir not etmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar, hatta bu haftanın da en güzel günü olacak tekrardan söyleyelim. Evet, onun dışında Uranüs Satürn karesinin etkileri tabii ki de devam edecek. Orada bizim hayatlarımızı değişime götüren, değişime zorlayan konu ve kavramlar, kişiler, hadiseler neyse onları yine yaşamaya devam edeceğiz. Bunlar illa kötü olacak diye bir şey yok. Bu arada hiç kimse %100 hiçbir şey bilemez sevgili arkadaşlar. En önemlisi insanın kendini bilmesidir derler yani. Kendimizi bilsek yeter aslında. Kendimizi bildikten sonra zaten çok etrafla da ilgilenmemeye başlar herhalde insan diye. Düşünüyorum inşallah nasip eder Allah bize. Evet, onun dışında evet böyle işte güzel bir gün olmasını diliyorum öncelikle. Neden olmasını da diyorum ayrıca. Evet, kendinize iyi bakın. Güzel bir çarşamba yaşamanızı diliyorum. Merkür retro biraz da eskiyle ilgili, geçmişle ilgili konulara da dönebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Biraz geçmişten bazı temizlikler yapmanız da gerekebilir. Şöyle hayatımızı sadeleştirmek için güzel bir gün tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere tekrar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.